Ne kadar borcumuz var? Meraklısı için söylüyorum. 233 milyar dolar civarında özel sektör borcu var. Kısa orta vade diyelim. Bizim orta vadeler Avrupa'nın orta vadeli gibi olmasa da, o vadesi gibi olmasa da. Şimdi bu 233 milyar dolarda bir sıkıntı yok aslında. Sıkıntılı tarafı söylüyorum. 100 milyar dolar civarında bir borç var. Şirketler yapmış. Bu şirketlerin 1 dolar bile yabancı para geliri yok. Delirmişler. Yani demin dedim ya, hafıza kaybı var. Şimdi bizim Yalın Alpay ile beraber yazdığımız bir Olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabı var. Bu kitabın en essential hikayesi 7 tane majör devalüasyon olmuş. İrili ufaklı toplam 80'den fazla devalüasyon. Yani aslında devalüasyon. Yani Türk lirasının değer kaybı. Legend yani artık. Efsane yani. Ya sen bu efsaneyi unutuyorsun. Niye? Efendim 2014 yılında dolar faizi %6'ymış. TL faizi 12'ymiş. Aldım riski diyor. İyi halt ettim. Bana mı sordun? Zaten sorsam da adam dinlemiyor. Bodoslama gidiyor. E ne oldu şimdi? %100. Eylül 2017. Ekim 2017. %100. 18 üzerinde %100 devalüasyon. Ama biz bir filmi daha evvel gördük. Mesela 1994'te %300. İşte 1999'dan 2000'e geçtik. 2001'de yanlış hatırlamıyorsam %236 falan. Ya biz bunları yaşadık. Adam ne çabuk unutuyor. Ne unutuyor? Unuttuğu için yapıyor bunu zaten. Yani diyor ki böyle bir risk aldım. O yüzden enayilikten batar şirket. Ne döviz kurundan değil, yani ne döviz kurundan ne faizden. Başka şeylerden de batar, birazdan anlatacağım. Aklıma hep insan kaynağı geliyor. İnsan kaynaklarından sorumlu var mı bilmiyorum burada ama yani. O da önemli yani. Daha tam dijitale geçmedik, daha size teslim etmedik şirketleri, pardon. Dolayısıyla insan kaynağı da önemli. Mesela ben Türkiye Futbol Federasyonu 3,5 yıl genel sekreterliğini yaptım. Allah başka acı keder vermesin. Ondan sonra mesela burada bir gün Sinan Engin geldi. Süper bir hikaye anlattı. Dedi ki ya Sergen'i getirdiler. 17 yaşındaydı. Biz de gençtik. Sinan çocuğa göz kulak ol. At yarışı oynuyor falan. Tamam abi dedi. Abi 3 hafta sonra hepimiz at yarışı oynuyoruz. Bu herif bizi bozdu dedi. O zaman anladım dedi. İnsan kaynağı gerçekten çok önemli. Kötü iyiyi kovar. Kötü iyiyi kovar diye yazıyorum. Adam hala soruyor. Peki iyi diyor kötüyü kovabilir mi? Bak ne yazıyor. Kötü iyiyi kovar. Bitti. O yüzden şirketlerinizde, firmalarınızda çok kabiliyetli olduğunu düşündüğünüz insanları alırken bile iki defa kafanızda soru işareti olsun. Kabiliyetli olur ama bozar herhalde. Sonra dersiniz ki bu nasıl, bu alışkanlıklar nereden geldi şirketin falan. Ve departmanlaşma dünyanın en tehlikeli şeyi. Yani yatay düzlemde herkesin birbirini tanıdığı, tecrübelerini paylaştığı bir ortamda katlar arasında departmanlaşmaya geçtiğiniz zaman bir süre sonra olacakları söyleyeyim. Ayşe ile Fatma'nın, Mehmet'le Ahmet'in kavgasını barıştırmak için moral yemeği yapmaya başlarsınız. O zaman zaten şirket anlayın ki kötüye doğru gidiyor. Şirketin asıl görevi pazarlama, satış değil mi? Kar, değer yaratmak. Ama bunun yerine onu bunu barıştır, bilmem ne falan. Aman bunlara dikkat et.